PTT 1. Lig 22. haftada evinde Samsun Spor'u konuk eden Bolspor rakibine 2-0'lık sonuçta boyun eğdi. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi. Karşılaşmada üretilen pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Bolspor'un antrenörü Hamit Cihan şunları söyledi. En formda oyuncularımızdan birinin sakat olması, birinin cezalı olması müsabakaya başlarken handikap olarak karşımıza görünüyordu. Fakat yeni oynattığımız oyuncuların performanslarının oldukça iyi olması bizi sevindirdi. Müsabakada rakibin böylesine kalenin önüne biriktiği bir durumda, böylesine fazla pozisyon üretip de bunları sayıya çevirememek gerçekten çok çok üzücü bir durum bir takım için. Tabii müsabaka bitti, mağlup olduk. Oyundan gerçekten çok memnunuz. Üretmiş olduğumuz pozisyonlar bakımından. Tabii yapılacak şey yeni bir planlamayla önümüzdeki haftaya hazırlanmak. Önümüzdeki hafta galip gelmenin planlarını yapmak. Söylenecek de başka bir şey yok yani. Hem oyuncuların performansını değerlendirdiğimizde hem takım olarak hem bireysel olarak oldukça memnunuz. Ama üretmiş olduğumuz pozisyonlarda sayıya dönüştüremediğimiz için üzgünüz yani. Samsun Spor Teknik Direktörü Engin Korkır ise Bolspor'un çok dirençli ve disiplinli bir takım olduğunu bilerek bu karşılaşmaya hazırlandıklarını söyledi. Bolspor'un çok dirençli bir takım olduğunu biliyorduk, disiplinli bir takım olduğunu da biliyorduk. Biz de ona göre bir oyun formatı ortaya koyduk. Disiplinli, çok pas yapan. Zaaflarını da biliyorduk. Geçen hafta kendim de gittim zaten Karşıyaka maçını seyrettim. Bizim için çok önemli bir 3 puan oldu. Çünkü lige baktığınız zaman aşağısı ve yukarısı çok sıkıntılı. Her şey olabilecek bir lig. Ama bugün aldığımız 3 puan hakikaten çok değerli. Bizi hangi yola götüreceği, haftaya da içeride oynayacağımız 1461 maçından sonra bizim hangi yola gideceğimizi de belirleyecek bir 3 puan daha lazım bize. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Temiz bir maç oldu. Bolu Spor takımına da canı gönülden bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.